أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب السادس والثلاثون في بيان أن الشريعة متكفلة بجميع السعادات الدينية والدنيوية ve tariqata vel hakikata hadimetani li şeriatih ve ma yunasibu zalik ilal haç Muhammed el -lahuri. 36. mektup İmam Rabbani bu mektubunda Kuddise ruhu Şeriat-ı Garra'nın dini olsun, dünyevi olsun bütün saadetlere kefil olduğunu ifade ediyor. Ayrıca tarikat ve hakikatın şeriata hadim olduklarını ifade ediyor. Yine bunlarla ilgili bazı konulara değiniyor. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bu mektubu Haç Muhammed El Lahori yani Lahorlu Hoca Muhammed'e gönderiyor. Hakkakan Allah'u subhanehu ve iyyâkum bir hakikati şeriat-il mustafaviyyeti. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala, bizleri ve sizleri, Efendimiz aleyhisselatü vesselama nişbet edilen, şeriatın hakikatiyle hakikatlendirsin. Hepimizi Mevla Teala, bu hakikate ulaşanlardan ve o hakikat üzere hayatını devam ettirenlerden kılsın. Ala sahibi salatu ve selamu ve tahiyye. O şeriatın sahibi olan Efendimiz aleyhi salatu ve selama salat selam ve tahiyye olsun. Ve yerhamullahu abden kâle amina Ve Allah Teala amin diyen kullarına merhamet eylesin. Amin. İ'lem. Mektubattaki bu hitaplar siga olarak müfret olsa da hitab-ı am olduklarından manalarını biliniz ki şeklinde vereceğiz. Biliniz ki ey bu yolun salikleri, ey Müslümanlar genel anlamda. Biliniz ki enel şeriatı telatete eczain el ilme vel amele vel ihlasa şeriata ait üç cüz var. Yani şeriat 300'den oluşuyor. Birincisi ilim, ikincisi amel, üçüncüsü de ihlastır. İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu bu mektubunda mektuplarının tamamına kıstas olacak olan bir şeye değinecek ki gerçekten önemli. Özellikle tasavvufun hakikatını anlama açısından yaşanılacak olan tasavvufun ne olduğunu kavrama açısından çok önemli vereceği kıstas. Öncelikle diyor ki İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu, biliniz ki şeriatın 300 cüz'ü var. İlim, amel ve ihlas. İlim malum, bilmek. Şeriata dair olan eserlerin okunmasıyla, yani şer'i delil olarak müştehit imamların ortaya koyduğu kitap, sünnet, icma, kıyas, bunlara dair bilgileri elde ederek, ve şer'i ahkamı bilerek ilim elde edilmiş olur. Amel de o bilineni uygulamaktır. İhlas ise gerçekten bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şey derken haşa ve kella şeriattan ayrı bir şey değil. Zaten bu mektupta Ümam-ı Rabbani Kuddüşesi ruhu tarikatın ve nihayetinde varılan hakikatın ne için olduğuna vurgu yapacak. Buna dair inşallah ...başka mektuptan da... ...bir bölüm, kısa bir bölüm... ...Nakşibend Hazretleri Kudüs'e... ...şirruhudan naklederek... ...yani bu yolun... ...büyüklerinin... ...tarikattan, tasavvuftan... ...ne anladıklarını ortaya koyacak... ...İmam-ı Rabbani Kudüs'e şirruhu... ...ihlas cüz'ü... ...gerçekten... ...hangi ibadeti yapıyorsanız yapın... ...hangi fiilde bulunuyorsanız... ...bulunun... ...daha önce de ifade ettiğimiz gibi... Onu sadece Allah için yapmak. Onu sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmak. Bütün maksat ve hedef bu değil mi zaten? Dolayısıyla ilim, amel, ihlas şeriatın üç cüzüdür. Ve malemiyeti yetehakkak kullu min hadihil ecza ittelaseti bu üç cüzden her biri gerçekleşmedikçe la tetehakkakus şeriatu şeriat hakkıyla o kişide gerçekleşmiş olmaz. Yani bir kulda şeriatın hakkıyla gerçekleşmesi hem ilim hem amel hem ihlas cüzlerinin o kişide bulunmasıyla olur. Herkes ilim adamı olamayabilir ancak her insan temel ihtiyacı olan nasıl ki gıda maddelerini kazanmak için elde etmek için çalışıyorsa aynı şekilde ilmihal dediğimiz hal bilgilerine de mutlaka vakıf olması gerekir. Onun ötesindeki konularda da gerçekten Ehl-i Şünnet ve El cemaat çizgisinde olan ulemadan, alimlerden bilgi edinerek hayatını devam ettirmesi gerekir. Dolayısıyla bu 300 kişinin hayatında tahakkuk etmezse gerçek anlamda, hakiki anlamda şeriat o kişi için gerçekleşmiş olmaz. Remet ta hakka't-şeriatu bu üç yüzün yaşanmasıyla şeriat gerçekleşince ne mi olur? Fakat ta hakka rızal hak Subhanahu ve Taala. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan yüce Hakk'ın Allah Teala'nın rızası tahakkuk etmiş olur. Allah'ın rızasının tahakkuk etmesi bir müslüman için çok önemli bir şeydir. Daha önce de söyledik. Burada da ayet-i kerimeyi zikredecek İmam-ı Rabbani Kuddi Şeşirruhu. Bismillah. akbar. Allah'tan en ufak bir rıza en büyüktür. Ondan daha büyük bir şey yok. Ne demek Allah Teala'nın bir kulundan razı olması? Ne muazzam bir şey. Kainatı yoktan var eden, var olan her şeyin, canlıların var eden, ve var olanlar içerisinde hayat taşıyanların hayatlarını Allah Teala'nın takdir ettiği süreye kadar idame ettirmesi için gerekli olan her şeyi sunan Allah Teala bizden razı oluyor. Ne muazzam, ne mükemmel bir şeydir bu. İşte o zaman eğer kul ilim, amel, ihlas cüzleriyle şeriat kendisinde tahakkuk eden bir kulsa bilin ki o kulda Allah'ın rızası tahkuk etmiştir. Ellezi huve fevka cemi'i saadatid dünyeviyeti İşte Allah'ın rızası, Mevla Teala'nın rızasının tahkuk etmesi tüm dini dünyevi saadetlerin üstündedir. Onun üstünde bir şey yok. Onun için çalışıyoruz zaten. İşte ayeti kerimeyi şimdi ifade ediyor. Diyor ki, İmam-ı Rabbani Kuddise Bismillahirrahmanirrahim Ve rıdvanum minallahi ekber Allah'tan en ufak bir rıza en büyüktür. Dolayısıyla Fekaneti şeriatı mütekeffileten Cemi'i saadati dünyeviyeti vel uhraviyye Şu halde şeriat dinle ilgili, ahiretle ilgili tüm saadetleri tekeffül ediyor. Kefilim diyor şeriat. Yaşayın beni. Dünyada da, ahirette de size lazım olan tüm huzur ve mutluluklar benden size hediyedir diyor Rabbimiz. Buna kulak verene ne mutlu. Bunu dikkate alana ne mutlu. Ve hayatını o şekilde düzenleyene ne kadar mutlu kişidir demek az kalır. Çünkü Allah Teala'nın istediği bir hayatı, yeryüzünde yaşıyor demektir o kişi. Bakınız velem yapka matlabun yaqaw fihi el la ma wara Şeriatın ötesinde ihtiyaç duyulacak hiçbir istek kalmaz. Yeter ki kişi şeriatın üç cüz'ü olan ilim, amel ve ihlas doğrultusunda hayatını devam ettirsin. Tüm talepler yerine gelmiştir. Onun ötesinde bir talep kalmaz zaten i̇mam Rahmeti, Kudüs'e çarlığı, insan oğlunun hayatını, tabii ki Müslümanların hayatlarını bu şekilde devam ettirmeleri gerektiğine vurguyu defalarca yaptı ve yapıyor. İnşallah bizler de bu yolun yolcusu olan kişiler olarak Allah Teala'nın razı olduğu, rızasına uygun olan şekilde yaşamaya devam ederiz. Şimdi asıl ana konuya İmam Rabbani Kudüsçesi ruhu şimdi geçiyor. Bizleri şimdi uyarıyor. Bakınız İmam Rabbani Kudüsçesi ruhu diyor ki ve tarikat ve hakikatu elleti imtazet mihi mesofiyetu. Sofilerin ayrıcalık kazanmış olduğu tarikat ve hakikat. Bu tarikat kelimesini çokça duyarsanız. Nedir bu? Hakikat da tarikatın nihayetinde varılan noktadır. Nedir tarikat hakikat? Hadimetanili şeriatı, şeriatın hizmetçileridir. Yani tarikat ve hakikatı şeriata aykırı olarak göstermek haksızlık olur. Ancak tarikat ve hakikat yolunun yolcularının bilmesi gerekiyor ki bu tarikat ve hakikat bu yolun yolcularını şeriatı hak hakkıyla yaşamaya götürendir. Onun dışında bir şey değildir ha. Çünkü İmam Rabbani Kudüs'e ruhu çok önemli bir ifade kullanıyor. Hadimetani li şeriat diyor. Şeriatın hizmetçileridir diyor. Hizmetçi şeriata hizmet ediyor. Yani asıl olan nedir? Elbette şeriattır. Hiçbir şey şeriatın yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu ahkam bütünlüğünün üstünde olamaz, olması mümkün değildir. Hele hele böyle bir yolun yolcusu, ihlasa talip olan hakkıyla ihlası yerine getireyim düşüncesinden hareketle bu yola talip olan kişinin şeriatın ötesinde bir fiilde bulunması asla düşünülemez. Eğer varsa böyle bir şey, Nitekim İmam Rabbani Kuddise Ruhu o konuda da uyarılarını birazdan yapacak. Hadimetanili <laughs> şeriatı, tarikat ve hakikat şeriata hadimdir. Hangi konuda hadim? Fî tekmili cüc ihet taliti, ellezi ihlas, dediğimiz şeriatın üçüncü cüzünü tamamlama noktasında hadimdir şeriata, ona hizmet eder. Şu halde, Fel maksudu min tahsili kullim minhuma. Tarikat ve hakikattan her birini husule getirmekten, elde etmekten maksat nedir? Tekmilü şeriati la emrun ahar ve ra Şeriatı tamamlamaktır. 300 Üç ünün üçünü de gerçekleştirmektir. Şeriatın ötesinde bir şey asla değildir. Tarikat ve hakikat. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Tarikat ve hakikat yolunun yolcularında bir takım haller, vecitler, ulum dediğimiz bilgiler, marifetler meydana geliyor ki onlardan bazıları şeriatın zahirine aykırı da olabiliyor. Bu noktada ne dersiniz diye bir soru geleceğini İmam Rabbani Kudsi'sül e Ruh'u beklediği için ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki: "Vel ahvalu, vel mevacid, vel ulum, vel elleti tahsulü li fi esna esnasında sofi için hasıl olan haller, vecitler bunları yeri geldiğinde tek tek anlatacağız inşallah. Bir takım bilgiler, bir takım marifetler. Reyset minel makasidi. Tarikat ve hakikattan maksat olan şeyler değildir bunlar. Nedir peki bunlar? Belhiye evhamun ve hayalatun. Bunlar vehimler ve hayallerdir. Şeriatın hakikatıyla irtibatı yoktur bunların. Çorapma miha atfalü tarikati. Bu tarikatın tıfılları yani çocuk mertebesinde konumunda olan, henüz başlangıcında olan kişiler bunlarla, hallerle, vecitlerle, ulum ve marif ile terbiye edilirler. O kadar bunlar maksud değil. O itibarla vehim ve hayaldirler. Ve en bagi en İmam Rabbani Kudüs'e sirruhu diyor ki bunların hepsini aşıp geçmek gerekir. Ve en yasır makam makame rıza, rıza makamına ulaşmak gerekir. Allah Teala'nın bizden razı olacağı makama ulaşmak gerekir. Ellezi huve nihayetü makamati sülük ve cezbe, seyri sülük ve cezbe makamlarının nihayeti olan rıza makamına ulaşmaktır. Maksat budur, gaye budur. Yoksa bunun dışındaki bir takım haller ve ciddler, ulum, marif bunları geçmek gerekir. Bunlar sadece işin başında olan kişilerin terbiye edilmeleri anlamında henüz tıfıl konumunda olan kişiler için olan şeylerdir. Maksat değildir bunlar. Maksat bellidir. İhlası elde etmektir. Muhlasin kullardan olmaktır. Yani ihlası elde etmiş olan kullardan olmaktır. Şuluk hareketlenip yola girmek demektir tasavvufa girmek. Cezbe ise Allah Teala'nın kulunu manen kendisine çekmesi demektir. Bunu erbabı yaşadıkça kavrar ve anlar. Zira fe innel maksude min tayyi tarikati vel hakikati. Tarikat ve hakikatin mertebelerini aşıp geçmekten maksat leyte huve şey'en gayre tahsilil ihlas. İhlası elde etmekten başka bir şey değildir ki o ihlas el mustelzimi li husul rıza rıza makamının elde edilmesini o gerektiriyor. Ne anladık buradan? Buradan anladık ki tarikat ve hakikat şeriatın hadimi olmaları itibarıyla tevhidçilik erbabı tarikat erbabının hiçbir hal ve hareketinin hiçbir davranışının, hiçbir sözünün asla ehli sünnet ve El cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu gerek ameli, gerek itikadi mesail ile çelişmemesi gerekir. İmam-ı Rabbani bunu başka mektuplarında defaatle ifade ediyor. Asla çelişemez diyor. Asla onlara ters düşemez diyor. Eğer öyle bir hal var ise, öyle bir durum var ise, ağzından çıkan o seyirçülük yapan kişinin ağzından çıkan söz şeriata aykırı ise ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu bilgilere ters düşüyorsa İmam Rabbani Kuddüs Sesir orada iki şey söylüyor. Seyirçülük esnasında işin iptidasında olan başlangıcında olan ki biraz önce söylediğimiz haller ve ciddler ulum ve maharif kendisi için tahakkuk eden kişi. Sekir halindedir der İmam-ı Rabbani Kudüs'e Ne demek? Manevi bir geçkinlik hali yaşayabilir. Dolayısıyla o halde böyle sözler kendisinden sadır olabilir. Ama bunlar İmam-ı Rabbani Kudüs'e gözünde itibara alınan sözler değildir. Ben o adamı mazur sayabilirim diyor. Ancak sahuv haline geçtiği zaman yani çekir halinden kurtulup da sahuv, Manevi uyanıklık halinin baskın olduğu döneme geldiğinde hala o görüşlerinde yani şeker halindeyken söylemiş olup şeriatın zahirine aykırı olan yani ehli sünnet ve el cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu bilgilerle çelişen görüşlerinde hala devam ediyorsa onun bu söylediği nedir bilir misiniz diyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu başka bir mektubunda. فَهُوَ زَنْدَقَتُنْ Bu zındıklıktır diyor. Ve ilhadun hak yoldan sapmaktır diyor. Yani İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu çizgi koyuyor. Kim olursa olsun, kendini tarikat erbabı diye tanımlasın. Fark etmez. Kim olursa olsun, ehli i Şünnet vel Cemaat alimlerinin ortaya koyduğu ameli ve itikadi ahkam dışına çıkamaz. Bunu ben tasavvuf erbabıyım. Yeni bir takım şeyler bende oldu. Söylüyorum kabilinden kimseye sunamaz. Bakınız bu noktada yine Mektubat-ı Rabbani'den, yine, yine İmam-ı Rabbani Kuddise başka bir mektubundan, yani 30. mektubunun son kısmından bir ibare nakledeyim size. Su ilel havacebe ha'uddin Kuddise Sirruhu. <Sessizlik> Hace <laughs> Bahauddin Nakşibend Hazretleri Kuddise ruhu sual edildi. Kendisine soruldu. Ennehu el maksudu mineşşülük. <laughs> Şerişülükten maksat nedir? İnsanlar tasavvuf tarikata girerler. Şerişülük yaparlar. Bundan maksat nedir diye Nakşibend Hazretleri Kuddise ruhuya. Yani bu işin pirine soruyorlar. Fekal. <laughs> o da şöyle cevap veriyor. Dikkat ediniz. لِتَصِيرَ الْمَعْرِفَةُ الْاِجْمَالِيَّةُ تَفْصِيلِيَّةً وَالْاِجْتِدْلَالِيَّةُ كَشْفِيَّةً yeten Diyor ki, Nakşibend Hazretleri Kudüs'e sürruhu, şeyri sülük yapan kişi de, daha önce Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat alimlerinin Kitap, Sünnet, icma kıyas noktasında ortaya koymuş oldukları ameli ve irtikadi ahkama, ahkam var ya, heh, Onları icmali olarak kısaca ortaya koymuşlardı. O bilgiler daha detaylı hale gelir. Ama çelişir değil ha. Aynı daha detayına vakıf olur. Delillere dayalı olan ahkamı yani kitaptan şünnetten ila ahirihi çıkartılmış olan ahkamı keşif yoluyla elde etmiş olur. Onu öylece bağlar o ahkam. Ama o şekilde keşif yoluyla elde etmiş olduğu ahkam asla ehli sünnet vel cemaat alimlerinin istidlali olan kitap sünnet ile ahirihi delillere dayalı olarak ortaya koymuş olduğu ahkam ile çelişmez. Şimdi bakınız İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu, Nakşibend Hazretleri Kuddüsesi Ruhu'nun bu ifadesinden sonra çok önemli bir teşbitte bulunuyor. Diyor ki, Velem yakul. Nakşibend Hazretleri Kuddüsesi Ruhu şöyle demedi. Sorulan soruya şöyle cevap vermedi diyor İmam Rabbani Kudüs'e Şerruh. Ne demedi? لِيَحْسِلَ مَعْرِفَةٌ زَائِدَةٌ ala <laughs> مَعْرِفَ شَرْعِيَّتٍ Şer'i olan bilgiler üzerine yeni bir takım, fazladan bir takım bilgi meydana gelsin diyedir tarikat, hakikat. Böyle bir ifade kullanmadı diyor İmam Rabbani Kudüs'e Şerruh'un Akşibent Hazretleri Kudüs'e Şerruh'u hakkında. Yani den anlayacağımız şu. Demek ki Nakşibend Hazretleri Kuddisesi ruhunun da ifade buyurduğu gibi istidlali olan ahkam kişiye keşfi olarak icmaliydi daha önce daha detaylı olur. O kadar ama asla çelişmez. Onun üzerine yeni bir şey ben tarikat erbabıyım, ben tasavvuf erbabıyım diyerek onun üzerine yeni bir şey eklemez. İmam Rabbani Kudüs e Sesir da onu böylece ifade etmiş oluyor. Ve in hasale fit tarihi umurun Ha esnasında bir takım fazladan işler meydana gelirse lakin itabelegal amru nihayetehu kekunu tilkel umur <laughs> heba emmen Bunu İmam Rabbani özellikle buraya ekliyor. Her ne kadar seyirçülük esnasında Şofide bir takım haller, vecitler, olum, marif meydana gelse de daha sonrasında işin nihayetine erdiğinde biraz önce ifade ettiğim gibi manevi ayıklık haline geldiğinde ve onda o sürekli olduğu zamanda önceden olan o hallerdir, vecitlerdir, olumdur, mariftir, marifetlerdir bunlar heba-ı mensura olur. Yani gökyüzüne saçılan tozlardan ibarettir. Onun katında bir değeri kalmaz ve tasir el şer'iyye ma'lumatan ala tafsil ve tahrucu min madiq ila fadai itlaq el Böyle devam ediyor İmam Rabbani Kutsi Şerh'in ruhunun 30. mektubunun sonunda bu meseleyi böyle devam ettiriyor. Onun için demek ki tarikat ve hakikat neymiş? Hadime talil şeriati, şeriata hadimdir, hizmetçidir. Onun ötesinde bir mana tarikat ve hakikata yüklemek Tarikat ve hakikata haksızlıktır. Doğru değildir. Sadece kul, ihlas cüzünü külliyen elde etmek için tarikat ve tasavvufta bulunur. Onun dışında bir gaye söz konusu olamaz. Bakınız, İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhu mektubu devam ettiriyor. Diyor ki, ve yusul ila devletil ihlas ve makamir ruda vahidun min uluf Binlerce kişiden sadece bir kişi ihlas bahtiyarlığına, rıza makamına ulaştırılır. Zannetmeyin öyle. Her yola girdim diyen de oraya ulaştı. Öyle zannetmeyiniz. Çok az kişi bu işe, bu işin hakikatine ulaştırılır. Badel ubur bihi mine tecelliyatı selate ve muşahedatil arifin. Üç tecelli dediğimiz zat sıfat ef'al tecellilerini tecellileri kendisine geçirtildikten sonra ki bu rıza makamını gerektiriyor. Rıza makamını gerektiren bu üç tecelli de geçmektir. Bunlar öyle kolay işler değil. Bunları sözle söylemek kolay, anlatmak, aktarmak kolay ama bunların hakikatına vakıf olmak o kadar kolay işler değil. Çok gayret isteyen, çok samimiyet isteyen, asla Allah rızasının ötesinde hiçbir şeyi düşünmeden yapılabilecek olan şeylerdir bunlar. Onun ötesinde bir şey asla düşünülmemeli. Dolayısıyla binlerden bir kişi ancak ulaştırılır bu makama. Vel <Sessizlik> kasrun ha noksan olan, eksik olan kişiler humullejine yaudun al ahval bel min O eksik kişiler kimlerdir biliyor musunuz? Tarikat tasavvuf şeyhçiliğin ibtidasında meydana gelen bir takım haller ve güçler var dedik ya, bir takım değişik şeyler var dedik ya, onları maksat zannediyorlar. Onlar noksan insanlar yahu. Onları dikkate alarak tarikat tasavvuf şöyledir, böyledir demek de yanlıştır. Çünkü onların o hallerini zaten İmam-ı Rabbani Kuddüs'e biraz önce ifade ettiği gibi evhamun ve kayalatun vehim ve hayalden öte şeyler değil onlar. Bu işte yeni başlayan tıfıllar onlarla terbiye edilir. Zaten ifadesini kullandı. Maksat değil onlar. Tek bir maksat vardır tarikat ve tasavvufta. Allah'ın kulundan razı olduğu şekilde kulun yaşaması için bir aşamadır sadece tarikat ve tasavvuf. Ve <laughs> yavunnûne. Bu eksik noksan olan kişiler zannediyorlar ki el-muşahedâti ve Min minel matalib. İşte bu müşahaderi, bu tecellileri matlap zannediyorlar. Yani istenen, talep edilen şey bunlardır. Tamam Murad? Yok öyle şey. Öyle şey yok. Bahaten henüz işin vehim kısmındasın, nihayete erdiğini zannediyorsun. İş, i̇şin hayal kısmındasın, nihayete erdiğini zannediyorsun. Yok öyle bir şey. Râykat ve hakikat insanı şeriata ulaştıran, şeriata hakkı ile yaşamaya ulaştırandır. Şeriatı ulaştıran derken maksat bu. Onu hakkı ile yaşamaya ulaştırandır. Şu anda fela caran hiç şüphe yok ki. Böyle noksan, eksik olan kişiler yefkavne fi hapsil vehni vehim hapsinde kalır onlar. Vel hayal, hayal hapsinde kalır onlar. İşin özüne vakıf olamazlar. Ve yahrumune kemalati şeriatı bihadel i'tikal bu solunma sebebiyle de kıraatın tüm kemalatından mahrum olurlar. Kıraatın tüm kemalatı neydi ya? Nakşibend Hazretleri Kutlu Sesi Ruhu'nun biraz önce şöyle söylediği gibi el i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu ah delillere dayalı olarak ortaya koymuş olduğu ahkamı keşif yoluyla detaylı şekilde an anlamaydı. Onunla çelişme de söz konusu olmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebur alel müşrikin ma ted'uhum iley. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklere ağır geldi, büyük geldi. Ne? Ma ted'uhum iley. Senin onları çağırdığın şey onlara ağır geldi. Allahu yenge tebi Allah seçer ileyhi kendisine. Men yaşa. Dilediğini Allah kendine seçer. Ve yehdi ileyhim men Allah Teala kendisine inabe eden, yönelen kişiyi ulaştırır başkasını değil. Dolayısıyla tarikat, hakikat, tasavvuf bu dediğimiz şeyler Mevla'ya yönelmekten başka bir şey değildir. Mevla'nın yeryüzünde insanoğlunun yaşaması için göndermiş olduğu ahkamı hakkıyla yaşama gayretinden başka bir şey değildir. Şeriatın üçüncü cüz'ü olan ihlas cüz'ünü hakkıyla meydana getirmekten başka bir şey değildir. Tüm maksat budur, hedef budur. Bunun dışında bir beyan doğru da değildir İmam-ı Rabbani Ruhu'ya göre. Şimdi İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu, kasavvufun ibtidasında gerçekten bu haller ve ciddler, ulu marif dediğiniz şeyler olur zaten. Olmaz mı? Olur. Bunlara ne diyeceksiniz? Diye bir soru sorulacak olursa onun da cevabını veriyor. Diyor ki İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu, Naam, Evet. Ne husule makamil ihlas. İhlas makamının hasıl olması. Ve musule ila, ila marifeti rıza. Rıza marifetine ulaşmak. Men otum bi tayyye hadihil ahvali vel mevacid. Bu halleri, bu vecidleri geçmeye bağlanmış. Onları aşıp geçmeye bağlanmış. Ve merbutum bi tahakkuke hadihil ulum vel ma'arif. Bu ulum ma'arif dediğimiz, marifetler dediğimiz, ulum bilgiler dediğimiz şeylerin gerçekleşmesine bağlanmış. Öyleyse feta kona hadil eşa'u öyle şey diyor İmam Rabbani Kudüs'e bu şeyler olur yani ulum, mevacit hepsi olur ne olurlar hadil eşa muadatin lil matlub ve mukaddimatun lil maksud matlubun teçizatı ve öncüleri önce şimdi hazırlanmış şeyler olur bunlar ama bunlar maksat değil. İleride zaten bunlara hayal diyecek kişinin kendisi. Bunlar bu itibarla bir teçhizat gibi, bir hazırlık gibi düşünülebilirler. Ve hakikatu hazel mana, bu mananın hakikati, İktidahat bil fakir, badel iştigali bi hazel tarik, aşra sinim. Ya, işte bu mananın hakikati, yani bu iptidada kişi de seyircilik yapanla hasıl olan ulum marif, haller ve güçler bunların hakikati, bunların gerçekte vehimden ibaret olduğu ama iktidada genelde olduğu meselesi, bu meseleyi benim anlamam diyor, bu yolda 10 yıl meşgul olup olduktan sonra bu yolda bu fakire yani kendisini kastediyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu açılmıştır, açığa çıkmıştır. Bir tamam, tamamıyla o zaman açığa çıktı. Yani İmam Rabbani Kutlişe Çerruhu bizleri işin başından ikaz ediyor. Sakın ha bu yola girersiniz de bu yolun başında sizde oluşan bir takım haller ve cidler, hulum marifi, maksut zannedersiniz. Bunlar maksat değil. Bunlar iptidada kişinin terbiye edilmesi için verilen şeyler. Sakın ha bunlara aldanıp ta, hele hele şeriatın yani ehl-i ve cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu itikadi ameli ahkam ile çelişiyorsa asla iltifat etmeyiniz. Bizi baştan uyarıyor İmam-ı Rabbani Kuddise Çorruhu. Bi bereketi Habibillahi aleyhi ve ala salatu ve selam. Efendimiz aleyhi salatu ve selamın bereketiyle on yıl sonra yani bu yolda 10 yıl meşgul olduktan sonra bu meşileyi tam anladım diyor. Ben Şeriatın şahidi o zaman bana açıldı. Yani ehli şünnet vel ve cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu ahkamdır. Müslümanın yaşayacağı ahkam. İster o Müslüman tasavvufun içerisinde olsun ister olmasın. Hepsinin yaşayacak olduğu o ahkamdır. Tasavvuf yolunda olan kişi işin detayına daha da bir vakıf olur keşif yoluyla. Kemayen bak. Ve fîmâ Bundan önce diyor i̇mam Rabbani Kuddîşesi Ruhu. O on yıldan önce ve illem yekun li taallukum bil ahvali vel mevâcid. Haller ve Onlarla benim pek irtibatım da yoktu. Ha onu da söyleyeyim diyor. Ve lem yekun nazarim nazari maddabun gayret tahakkuki bi hakikati şeriatî. Şeriatın hakikatının gerçekleşmesi, dış, gerçekleşmesi dışında elde edeceğim hiçbir istek bende yoktu. Sadece o idi. Böyle olmakla birlikte 10 yıl sonra bana bu hakikat açılmış oldu. Ve lakin zaharat hakikatul emr ba'da kamile ruhuran beyinen. Fakat bana bu işin hakikati 10 yıl sonra açıldı. Ki başlangıçta benim bunlarla irtibatım da yoktu. Ama o zaman açıldı bana. Velhamdülillahi zalike hamden keçiren tayiben mübareken fihi mübareken aleyh. Bugünkü mektubu da böylece tamamlamış olduk. İnşallah başka bir mektupta tekrar buluşmak üzere. Velhamdülillahi rabbil alamin.